Adam buraya gerçek bir Türk güllesini altına boyayıp önüne koyuyor. Koştura koştura şehrin içine bu Çerkez dayı giriyor ve tek başına onlarca kişiyi biçiyor. Türkleri nasıl aşağıladıklarını heykellerde anlatacağım. Napolyon'un da şeyini ezdirseydiniz, niye ezdirmiyorsunuz? Turistleri aşıp Avusturya'nın en ünlü resmini göreceğiz birazdan. Türkiye-Avusturya dostluğunu pekiştirmek adına böyle bir çeşme projesi ortaya çıkıyor. İkinci Viyana kuşatmasından kalan Osmanlı askerlerine ait toplar, hatıralar, anılar. Evet, Viyana'da deli divane dolaşırken yol arıyorum aslında. Burası Türk Caddesi ama neden böyle bir isim vermişler bilmiyorum. Ha evet, bakın yazıyor zaten burada. Neden acaba? Ya bu Türk'ün Strasse'ye devam ettim. Bayağı gidiyormuş. Burası bir heykel olabilir ama başka bir şey de olabilir bu. Yani eski bir şeye benziyor, mermer üzerine çakılmış. Acaba bundan dolayı mı diyorlar Türk'ün Strasse? Çözmem lazım. Google'a bakmayacağım. Evet, burası Cafe Central. Avusturya'nın en turistik yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Türkçe rehberler burayı böyle ilginç kılabilmek için Atatürk'ün burada kahve içtiğini söylüyorlar. Böyle bir şey ispatlı değil, bilinmiyor, yok yani. Ama daha ilginç bilgi vereceğim size. Burası eskiden satranç eviymiş. Yani satranç üniversitesi deniyormuş sanırım. Troçki buraya geliyormuş her gün. Sovyet devriminin ilk kıvılcımlarının bu kafede atıldığı söyleniyor. Cafe Central, muhteşem bir bina. İçi de çok güzel. Çok turistik, sıra falan bekliyorsunuz. Benim vaktim yok ama gelirseniz girin bence. İçine geçen bakmıştık, bayağı güzel. Osmanlı'nın izinden devam ediyoruz. Size çok ilginç bir yer göstereceğim. Girebilirsek eğer, kapatmışlar gibi. Turist cehenneminden yine biraz uzaklaştık. Şu binanın olduğu yerde zamanında meyhaneler varmış arkadaşlar. O meyhane yıkılmış olsa da bugün hala bir parçası burada duruyor. Şurada Avusturyalı bir kadın da kızını anlatıyor. Meyhanenin ismi çok ilginç ama. Türken Kugel. Yani Türk güllesi. Viyana'yı bombalıyoruz toplarla. Ve adam buraya Türk güllesi diye bir meyhane açıyor. Ve meyhanenin girişine de gerçek bir Türk güllesini altına boyayıp, altın rengine boyayıp önüne koyuyor. Meyhane yıkılınca da bunu geri takıyorlar. Burada tarihi bir şey olarak devam ediyor. Burada da yine bir bina var. Hala bakın itfaiye olarak kullanılıyor. 1686'da yapılmış. Yani 2. Viyana kuşatması zamanlarında yapılmış. Şöyle kapımı yüzüme kapattılar. Ne kapatıyorsunuz lan? Bakın yine ay şeklinde mızrak başlığı. Buranın hikayesi şu. 2. Viyana kuşatmasında burayı işte yöneten kişi, kardeşim diyor, Viyana'nın dışındaki yerleri yıkın, Türkler diyor yararlanamasın diyor. Yakıyorlar, yıkıyorlar ve o yangın buraya sıçrıyor. Burası o zaman itfaiye binası değil. Viyana kuşatmasında silahların tutulduğu bir bina ve yangın buraya sıçrıyor. Silahlar yanmaya başlıyor ama tam olarak sanırım sıçramıyor. Yani bütün silahları yakmıyor. Eğer sıçrasa belki de oradaki barut fıçlarına vesaire gelip bütün şehri yakıp yıkacak. Düşünün yani, içeride böyle deliler gibi koşturuyor herkes. Türkler geldi, kaçın falan diye. İki kişiyi yakalıyorlar. İki kişi kadın elbiseleri giymiş. Bunu linç edip öldürüyorlar. Bir tanesi savaştan kaçmak istiyormuş. Onun için kadın elbisesi giymiş. Bir tanesi de deliymiş. Viyana'nın delileri bu arada çok ünlü. Her yerde görüyorsunuz delileri. Bunu da Okşan Hanım'dan öğrendim. Buraya getirmişti. Şu ana kadar bilmiyordum. Viyana'ya gelirseniz onun da turuna katılabilirsiniz. Türk tarihi ile ilgili güzel şeyler anlatıyor. Hatta şuradaki binanın bir Bizans prensesi tarafından yapılan bir şato saray olduğunu söyledi ama bu Bizans prensesinin başka hikayeleri de varmış. Ben şahsen bilmiyorum. Hikayeye geldik. Çerkez dayının hikayesi. Burasının ismi Gavur Yolu, Gavur Sokağı gibi bir şey. Almanca Heiden Shoes olması lazım. Bakalım öyle mi? Evet, Heiden Shoes. Burada bir Çerkez dayı heykeli var. Bu heykel hakkında birkaç tane farklı fikir var. İlk olarak biliyorsunuz lağımcılar var Osmanlı'da.
cidden bu konuda çok iyi Osmanlı. Şehre girmek için yer altından lağımlar kazıyorlar ve Ottoman Empire was digging tunnels underground and they were placing explosives underground and then when they exploded they took down the city walls. The Ottomans already destroyed a part of the city wall and yeah, the Viennese were kind of desperate. Avusturyalılar da şöyle bir taktik bulmuşlar buna karşı. Su koyuyorlar, su bardağı koyuyorlar. Alttan birileri kazdığını anlamak için su titriyor bardağın içindeki ve onlar da içine işte yağ döküyorlar, kızgın yağ döküyorlar vesaire. İçeri girip çatışıyorlar falan. İşte bu çatışmalardan bir tanesinde, bu lağımlardan bir tanesinden koştura koştura şehrin içine bu Çerkez dayı giriyor ve tek başına onlarca kişiyi biçiyor. Bunu gören Avusturya kralı, ya diyor nasıl öldürdünüz diyor bu adamı diyor, bu kadar cesur bir adamı diyor. Öldüreni idam ediyor ve mumyalatıp sergilemeye başlıyor. Bir hikaye bu. İkinci hikayede buranın isminin zaten önceden Gavur Sokağı olduğu, Roma kalıntılarının olduğu vesaire. Bu hikaye çok hoşuma gitmedi. Birinci hikaye çok iyi. Abi baksana yani tam deşiyor işte, doğru olan o. Ne dedik? Prens Eugene. Osmanlı'yı yenen komutanlardan bir tanesi. Müthiş bir komutan. Dünya tarihinin en iyi komutanlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor Eugene. Biliyorsunuz Fransa'da imparator pek sevmiyor. Kısa boylu ve çirkin olduğu için yolluyor. O da buraya geliyor. Tam da Viyana Türkler tarafından kuşatılmışken. Eugene hakkında Fransa'da bir sürü dedikodu da çıkıyor. Annesinin Fransız kralıyla ilişkisinin olduğu dedikodusu var. Eşcinsel olduğuna dair dedikodular var Eugene'in. Eugene ama bunları takmıyor. Geliyor burada babalar gibi savaşıyor. Belgrad Fatih oluyor. Devamlı Osmanlı'yla savaşıyor adam. Şimdi size Türkleri nasıl aşağıladıklarını heykellerde anlatacağım. Bu heykel Prens Eugene zamanında yapılmıyor. Çünkü o dönem milliyetçilik diye bir şey yok yani. Adam zaten Fransız. Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Osmanlı'da Hristiyanlar var. Tabii ki Habsburg hanedanlığı sallanmaya başladığı zaman milliyetçilik altında birleştirmeye çalışıyorlar ve en yakın olay ne? Türkleri yendik. Onların Viyana zaferinden yüzyıllarca sonra bakın atın altında sancaklar var. Türk ay yıldızları eziyor atıyla. Bakalım karşıdaki heykelde de var mı aynısı? Kimdi? Napolyon'u yenen komutan. Tek olayı o. O tabii Napolyon'u yendiği için muhtemelen Türk mızrağı yoktur. Ama yine de bakalım yapmışlardır bunu. Burada tarihe bağlı kalmışlar. Benim güneşten de görebildiğim yok. Zaten hiçbir şey yok. Napolyon'u da şeyini ezdirseydiniz. Niye ezdirmiyorsunuz? Bir şey eziyor ama. Duramadım. Eugene. Aynı zamanda bir aşk. Seviyor yani Osmanlı'yı da. Entelektüel bir adam. Osmanlı'dan kitaplar getiriyor. Ve bugün müze olarak kullanan Belvedere. Belveder. Sarayını yaptırıyor. Ne yapıyoruz? Sizi Belvedere Sarayı'na yani Prens Eugene'in evine götürüyoruz. O kadar zengin oluyor ki, şimdi göreceğiniz sarayda yaşıyor. Sen Eugene'i beğenme, sen ona kısa diye hakaretler et, götten bacaklı diye bağır, orduna alma cüce diye. Ve o zaferlerinden kazandığı paralarla senin sarayından daha büyük saray yapsın. Hey gidi Fransa kralı. Hey Fransa. Öyle böyle bir saray değil ha. Viyana'nın ortasında. Hey gidi hey. Sen beğenme. Sen kısa diye adamı aşağıla. Ya. Ve bu kadar da değil. Gidiyoruz. İşte Prens Eugene'in bugün Belveder Müzesi olarak kullanılan sarayı. Ama öyle bir saray değil arkadaşlar, bakın. Arkası önü dev bir arazi. Tam AVM yapılacak nitelikte. Viyana'nın içinde 8 dönüm satlık arazi. Araziyi satıp Ankara pavyonlarında yiyeceğiz. Belveder Müzesi.
şanlı kumandan Eugene'in, minnak ama yüreği büyük Eugene'in sarayı. Adam yapmış ama be. Arkadaşlar, Türklere çok saygı duyan bir adam bu. Mevcuttaki heykelleri dediğimiz gibi 200-300 sene önce yapılıyor. Burada bir bölge vardı, bölme vardı. Orada Türk çadırlarına benzer şeyler bile var. Gerçekten Türklere inanılmaz saygı duyan bir adam. Hayatı da Türklerle savaşarak geçmiş. Sarayın yan caddesi, yani şu caddede Türk konsolosluğu da var. Caddenin ismi de Prens Eugene Caddesi olarak geçiyor. Yani şu anki mevcuttaki caddeye de onun ismi verilmiş. Hey gidi bücür prens, hey! Bakın, yine Türk sancağıyla düşmüş bir asker var. Yan yatıyor, yani düşmüş. Hadi bakalım. Bu müzenin içinde Gustav Klimt'in çok ünlü eseri Tarkan'ın ünlü şarkısı Yakalarsam. İkiz müze 60 euroydu. Bu kartla girdiğim üçüncü müze olacak. Tabii kartı bulabilirsem. Normalde 16 euroymuş. Bu müze kartı. Müze kartımla buna da beleş girdim. Gerçekten 16-20 euro civarında değişiyor. Yani 8 100 euro'nun üzerinde gelecekken 60 euro'ya geliyor. Minnak Prens Eugene'in sarayını ve sarayda bugün gösterilen eserleri gezmeye başlayabiliriz. Burada askerlere yalvaran bir kadın. Zenginliğe bak. Zengin olmak da zor be. Şu ahizeleri temizlemek 3 ay olur yani. Abo. Hangi ressam yaptı acaba bu? Yukarıdaki. Anam 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 anam. Çok güzelmiş be. Üf. Keşke benim evimde asıl olsa bunlar. Ya keşke ben de zengin olsam ya. Evet, size anlatmıştım ya Orpheus ve Eurydike'nin hikayesini. Karısı yılan bacağını dolanıyor, sürüyor ve Hades'in cehennemine iniyor, yer altına iniyor. Hades'le anlaşma yapıyorlar. Yukarı çıkana kadar bakmayacaksın diyor ama aşkından dayanamıyor, bakıyor ve ölüler diyarında kalıyor Eurydike. 1869 yılında yapılmış. Kim yapmış? Anselm Feuerbach. İnsan cidden şu güzelliği ağlayası geliyor yani. Bu nedir abi ya? Bunlar ne kadar muhteşem müzeler. Edvard Munch'un Çıplaklar Plajı eseri. Ama şimdi arkaya dönüyoruz. Hiç ilgilenmeseniz bile sanatla, hiç bu işle bile ilginiz olmasa bunu görmüşsünüzdür. Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in Judith. Ve bir şaheserin karşısındayız arkadaşlar. Egon Schiele. Adem ve Hava. Bunlar Klimt salonu. Schiele, Egon Schiele de Avusturyalı bir ressam. Evet, Norveçli dostumuz. Evet, Munch de burada. Burada Oscar Kokoşa'nın birçok resmini görebilirsiniz. Albertina'da da var, Kokoşa var. Yine Klimt'lerin doğa resimleri, Klimt'in. Ay ne güzel bir his bırakıyor şu resim. Turistleri aşıp Avusturya'nın en ünlü resmini göreceğiz birazdan. Normalde daha çok turist olur böyle yerlerde mesela. Louvre Müzesi'ne falan giderseniz. Burada yine de az yani.
Joseph ve Cecil. Yani Kraliçe Elizabeth. Cecil inanılmaz bir şekilde dış görünüşüne önem veren bir kadınmış. Sporu çok seviyor. Kendi özel spor salonu var ve doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Doğa yürüyüşlerine de insanlar katılmak istiyorlar. Saraylı kadınlar geliyorlar ama yani. Yanında da kaslı adamlar getiriyor. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Birkaç kilometre sonra bütün kadınlar yıkılıyor. Sesi devam ediyormuş. Sesi hazin bir sonla ölüyor. İtalyan bir anarşist tarafından Cenevre'de bıçaklanıyor. Çok kötü bir hayatı var kocasının. Kardeşi çocuklar ölüyor. Yine Franz Joseph'in ölüm döşeğinde 1. Dünya Savaşı bitmeden önce Schönbrunn Sarayı'nda ölüyor. Sesi için bir şey daha söyleyeceğim. Böyle insan tüyleri diken diken oluyor ya. 40 yaşından sonra kimsenin fotoğrafını çekmesine, resmini yapmasına izin vermemiş. Sadece uzaktan çekilebilmiş fotoğrafı. O sebeple bilinmiyor. Çünkü yaşlandığını düşünüyor. O zaman tabii botoks falan yok. Leopold. Burada çenesini görüyorsunuz. Bu şekilde. Bu Habsburg hanedanlığının çok önemli bir özelliği. Çıkık çene. Bunun sebebi de şu. Mavi kanlı olduğuna inanıyorlar. Kendilerinin ve sadece kraliyet aileleriyle evleniyorlar. Bu da akraba evliliği sonucu bazı deformasyonlara uğruyorlar. Evet, o hani yerde göremiyorduk ya. Buymuş heykelin küçüğü görebildik. Resim sanki yeni yapılmış gibi. O kadar net ve güzel ki. Albertina Sarayı'nda Napolyon'un büyük bir tablosunu arıyordum ya. O buradaymış arkadaşlar. Benim kafam karışmış. Ya da oradaydı, buraya aldılar. Bilmiyorum. Ama göstereyim size. Bu muhteşem bir tablodur. Muhtemelen görmüşsünüzdür bu tabloyu tarih kitaplarında vesaire. 1751 yılından bir bakış, iki bakış hatta. Ne kadar canlı bakıyorlar değil mi? Bunu ne zaman görsem çok gülüyorum ya. Çirkinliklere bakın yüzlerdeki. Hepsi birbirine benziyor. Küçük çocuklar bile. Kimmiş bunlar? Kont Nicola Parfi von Erdut. Oyun falan ama aile bayağı çirkin ya. Minnoş, Eugene'in Belvedere Sarayı'ndan yavaş yavaş uzaklaşırken, bu arada belirteyim, ilk katta hep bir ortaçağ resimleri sergisi var. Muhteşem. Gerçekten çok sıkmak istemedim ben sizi. Evet, şimdi şu ileride sarayın çıkışında sağda bir restoran vardı. Kendi biralarını yapıyorlardı. Çok güzel et yapıyorlardı. İnşallah vardır. Belvedere Sarayı'na gelirseniz kesinlikle ama kesinlikle o restorana gidip bir şeyler yiyin. Ev yapımı biralarından için. Şimdi bakalım hala oradaysa. Burada biliyorsunuz 500 sene falan hiç ayrılmıyorlar. Mekanlar hep var ama belki de yoktur. Batmışlardır koronada falan. Bakalım oradalar mı? Saraydan çıktınız. Hemen sağ tarafta 40 metre kadar yürüdükten sonra San Brau. Oo, bayağı insan var ama ya. Acaba bize yer var mı? Ne dedik? Burası kendi birasını yapıyor. Zubrit Verboten. Yassa. Kardeşim yassa. Bira da burada yapılıyor. Buranın bir özelliği de çok iyi kaburga yapmaları. Öf yani. Aa, biralarım da gelmiş. Dedim verin her biradan ya. Verin ya. Tadacağız. Gerçekten güzel. Deneyeceğim sıradan. Harika. Son günümde Tarık Bey beni Türk Parkı'na götürecek. Orada Osmanlı'dan kalma bir şeyler varmış. Takibimiz devam ediyor Osmanlı'yı. Türk şansı.
İkinci Viyana kuşatmasında kullanılmış bir alan burası. Ondan zaten adını öyle anıyor. Burası daha sonrasında bizim bu dışişleri ve elçilikle birlikte bağlantılı oldu. Burada şey yaptılar. Bir çeşme. Vay vay vay. Osmanlı mermer çeşmesi. Evet. Abi şimdi buradaki mermer çeşmenin özelliği şu. 1991 yılında Türkiye-Avusturya dostluğunu pekiştirmek adına iki taraf açısından bazı girişimler yapılıyor. Bu girişimlerde böyle bir çeşme projesi ortaya çıkıyor. 1991'de açıyorlar bunu ve Yunus Emre Çeşmesi olarak biliniyor. Evet. Konu da şu, Yunus Emre'nin doğum yılının 750. yılına denk geldiği varsayılıyor. Ve 1991'de o günkü Türkiye Büyükelçisi ve ekip Avusturya ile birlikte bu çeşmeyi, Yunus Emre Çeşmesi'ni Türk İnşans Park'ta açıyorlar. Burada 24 tane beyit var Yunus Emre'den. Evet, Türkçe ve Almanca. Çok geniş bir park burası. Aşağıda çocuklar için oyun yerleri, restoranlar, kafeler. Yani. Ve çok büyük bir alana yayıldığı için de korumuşlar bunu böyle. Etrafında çok güzel evler var. Çok güzel gerçekten. Burası 18. bölge Viyana'da. Birden 18'e geldik. Viyana'da çok sevilen bir bölge. Bu Kosak, Ukrayna. Koşanatı. Tarık abi nereye getirdin beni? Abi burası Arsenal Askeri Müze. Aynı Kriege. Zamanda da 2. Viyana kuşatmasından kalan Osmanlı askerlerine ait toplar. Toplar, hatıralar, anılar. Bu toplar bizim toplar mı ya? Bu toplar bizim toplarsa alalım geri ya bunlar. Nedir ya? Bizim olanı almaya geldik arkadaşlar. Değilmiş abi, bizimki ya. Değil. Boşuna sardın ya. €80 aldığım müze kartı burada geçiyormuş. 4. müzeye de girdim. Buraya Osmanlı'nın izlerini takip etmeye geldik. Bakalım Osmanlı'dan neler var. Evet, şu anda tabii 2. Dünya Savaşı ile ilgili alandayız. Ein Volk, bir halk, bir imparatorluk, bir Führer. Avusturya'da Nazi sembolü olan svastikayı görebileceğiniz nadir yerlerden. Balon bile varmış baksanıza Nazi şeklinde. Süsleme. Nazi üniformaları. Biliyorsunuz bunu tasarlayan Hugo Boss. Bakın kim dikkat çekiyor. Gallipoli Savaşı'nın zaferi diyor. İkinci Dünya Savaşı'da sizi boğmayacağız. Çünkü çok uzun. Arsenal Müzesi diye geldik. Burası da saray çıktı. Takip ediyoruz. Burada Osmanlıca bir sancak var. Osmanlı'nın bıraktığı silahlar. Bir Türk askerinin gümüş ve fil dişi herhalde. Kakmalı kemik bıçağı. Bu da Türk kuşatmasını anlatıyor. Şuraya bakın arkadaşlar, duygulandım ya. Vermekleri. Şu güzelliğe bakın. Thank you.
tekleri kuşatmayı anlatan resim. Yine kafası kopmuş bir Türk askeri. Tanrı taç yağdırıyor. Ve bu Polonya sanırım, koşak. Ve Türk askerleri geçmeye çalışıyorlar. Türk kuşatması anlatan dev bir resim. Burada da kuşatmayın nerelerden geldiğini. Türkler buradan. Bakın bakın Türk otağları. Bakın. Dum 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 dum. Osmanlı otağı. Allah Allah. Saklamışlar ha, ne güzel ya. Bunlar bizim şey lağımcıların yaptığı şeyler mi acaba? Bunlar esir alınan askerlerin kafasını mı bağlıyorlardı acaba birbirine? Ona benzettim ama Afrika'da görmüştüm çünkü böyle Prens Eugene'in elbisesi. Şeyde durmasına rağmen hala ben daha uzunum ondan. Müzenin içinde balon var ya. Balon. Hele gidiyor hele. Çok güzel. Kesinlikle gelin. Osmanlı'dan kalan şeylere de bakın. Bu hatırlıyorsunuz. Napolyon'u yenen komutan. Hey gidi hey. Bu neyi anlatıyor acaba ya? Acayip kanlı bir savaş anlatıyor. Üf. İnanılmaz bir resim. Hey gidi. Macaristan İmparatorluğu'nun sınırlarını gösteriyor. 1848-49 bakın Osmanlı'nın sınırına bakın. Venedik'e dayanmış. Budapeşte'de de sanırım işte burada da Türklerle savaşıyorlar o tarihlerde. Yani o turuncu bölgede Türklerle savaşılan yerler olması lazım. Bugünlük bu kadar. Tarık abi. Teşekkür evet. ederim. Ne demek, rica ederiz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.